Diğer karıştırılması muhtemel iki harfimizden del ve do harfleri arasında telaffuz farklılığına işaret ediyorum. De, do. Di, duy. Du, du. De, do. Di, duy. Du, du. Den, don. Din, duin. Dun, dun. Birbirine karıştırılması çok vaki olan iki harften vel ve vo harfi arasında telaffuz farklılığına işaret ediyorum. Birisi ince, diğeri kalındır. Itbak ve istila ile vo olur. Itbak ve istilasını iptal etmek suretiyle vel harfi ortaya çıkar, kendini gösterir. P teknikte ortak ama incelik ve kalınlıklarda farklılık arz ediyor. Ve vo. Vi, vui. Zu, lu. Ze, vo. Vi, vui. Zu, lu. Zen, von. Vin, vin. Zun, lun. Va harfini telaffuz ederken kalın olduğuna dikkat ediyoruz. Zel harfini telaffuz ederken ince olduğuna dikkat ediyoruz. Tenvinli okunuşlarında va harfinde ister fetha tenvin, ister damme tenvin, ister kesre tenvinde tenvinden oluşan sakin nun harfine kalın değil, ince bağlantı yapmamız gerekiyor. Bunları da söylemiş olalım. Birbiriyle karışma ihtimali olan iki harften zey ve zel harfleri. Halbuki en bariz farkı peltekliğinde. Zey harfi keskin, alfabedeki z harfinin karşılığıdır, tamamen aynısıdır. Zel ise pelteğidir. İkisi de incedir. Bu pelteklikte dilin ucu orta miktarda dişlerin arasından kendini göstermek suretiyle yapılır. Üst dişleri dilin ucuna basmak suretiyle, baskı yapmak suretiyle ve alt dişlerde bir destek, yani üst dişler daha etkindir peltekliğinde. Alt dişler sadece destek görevi verirler. Destek vazifesi görürler. Şimdi ihtimallerini telaffuz ediyorum. Z, Z. Z, Z. Zu, Zu. Z, Z. Z, Z. Zu, Zu. Zen, Zen. Zin, Din. Zun,
zun birbiriyle karıştığına çok şahit olduğumuz ikili harfimiz sin ve sad harfleri. İkisinde de safir sıfatı var. Keskin bir şekilde sesin akması gerekiyor. Ama sin harfinde ne ıtbak var ne istila var. Dolayısıyla ince bir harftir. Ama sad harfimizde hem ıtbak var hem de istila sıfatı var. Kalın okunması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek, özellikle incelik ve kalınlığına dikkat ederek ihtimallerini telaffuz ediyorum. Se, so, si, si, su, su, se, so, si, si, su, su, sen, son, sin, sin, sun, sun. Birbiriyle katıştırılan ve tartışma konusu olan iki harften lod ve do harfleri arasındaki farka işaret ederekten harf talimini yapmak istiyorum. Hiç tartışmaya gerek yok. Dünyada ne kadar tecvid kitabı varsa hepsinde der ki lot harfinde rihvet lazimi sıfattır. Rihvet de sesin akmasıdır. Ama talim yaparken sesin aktığını talim maksadıyla biraz mübalağa yapılır. Bu mübalağadan dolayı haklı olarak vızıltı artar. Yani istital eden sesin akmasından mütevellit o vızıltı artar. Zannedilir ki va sesine benzedi. Harf tebdil ve tayir edildi. Özellikle Şafii'ül mezhep olan kardeşlerimiz belki bir bakıma bu cihetten haklı olarak itiraz ediyorlar. Halbuki şuna da dikkat etmeleri lazım o kardeşlerimizin. Zat harfinde şiddet sıfatı kesinlikle yoktur. Zıt bir sıfattır. Rihvet varsa zaten şiddet bir arada bulunması mümkün değildir. Şiddet ve rihvet birbirinin zıttı iki sıfattır. Şiddet sesin hapsolmasıdır. Rihvet ise sesin bir miktar akmasıdır. Ama bu akıntı kesinlikle bir harf seviyesine çıkmayacak. Ama talim yaparken buradaki rihvete ve istitaleye dikkat çekerken biraz mübalağa yapıldığından vızıltı artacağı için la'ya benzetiyorsunuz, haklı itirazlarına maruz kalabiliyoruz. Biz de onlara diyoruz ki sizler de da harfine tebdil ve tayiri yapıyorsunuz. Nasıl ki la harfine tebdil ve tayiri de namazın sıhhatine bir halel geliyorsa aynı şekilde da şeklinde okumak da dat harfini aynı yere varır. O da tebdil ve tayirdir. Öyleyse gelin sıfatlarına dikkat ederekten, aradaki farkı fark ettirerekten doğrusunu telaffuz etmeye gayret edelim. Lo, do, luy, duy, lu, du, lo, do, luy, duy, lu, du. Don, don, luin, duin, lun, dun. Birbiriyle katıştırılan ve çok itirazların geldiği iki harfimizden birisi lod, diğeri de peltek olan va harfi. Birbirine karışmaması
zor. Çünkü ayırt etmek için alamet-i farika neredeyse bir tane. Mahreçlerinin farklılığında harf birbirinden ayrılıyor bu iki harf. Mesela her ikisinde cehir sıfatı var. Nefes hapsolacak. Her ikisinde rikvet sıfatı var. Ses akacak. Hatta sesin akması hususunda tartışmayı bitirmek için bir de üstüne üstlük istitale sıfatından bahsedilir ki mahrecin ve sesin imtidadıdır, uzamasıdır. Rihvetin belki neticesidir. Sesin uzaması nasıl olacak? Ses akacak ki uzasın. Ses uzuyorsa aynı zamanda rihvet sıfatı da verilmiş olur. Sanki birbirinin lazımı mevzumu gibi iki sıfattır bunlar. Birbirinin neticesidir. Gelelim dilin ağızdaki konumuna göre sıfatlara. Her ikisinde de istila sıfatı var. İstifale değil. Yine ortak. Her ikisinde de dil ortası üst damağa kapanıyor. Itbak sıfatı da var. Ama ıtbak sıfatı do harfinde daha kamildir. Dot harfinde ise biraz bir gevşeklik vardır. Mesela buradan da farkı fark ettirebilme imkanımız var. Ama birinin mahreci dil ucu ve üst ön dişlerdir. Diğerinde dilin yanlarıdır. Do sağdan veya soldan yan tarafıdır. Şimdi bu iki harfin telaffuzdaki farkını fark ettirmek üzere ihtimallerini okuyalım. Lo, vo. Lui, vui. Lu, vu. Lo, vo. Lui, vui. Von, von. Loin, loin. Lun, lun.